Ee, sana şeyden çok mesaj geldi, onları söyleyeyim. Sağlık çalışanlarından, ee, onlara yönelik şiddeti e, seslendirdiğin, dile getirdiğin için çok teşekkür ediyorlar. O konuyla alakalı bir şeyler söyleyebilir miyim? Lütfen Vakit çok varsa, memnun olurum. Onları atlamayayım çünkü. Evet. Şimdi biz aynı e, müzisyen arkadaşımızda olduğu gibi e, sağlık çalışanlarımızı e, kendi malımız zannediyoruz. Yani orada e, tabii ki mesela insanla insana fark var. Bazı arkadaşlar. Durumu yoğunluğuyla alakalı veya karakteriyle alakalı kişisel olarak belki zaman zaman, sokakta da tartışma çıkıyor. Otobüse biniyorsun, arabaya binmemiz, tartışma çıkıyor. Problem değil. Önemli olan sağlık çalışanlarımızın ne kadar hepimiz biliyoruz ne kadar değerli bir iş yaptıklarını, onlar bizim malımız değil. Müzisyenler de malımız değil. Yani bir eğlence mekanı müzik yapan arkadaşımızı o şarkıyı çalmıyor diye öldürme lüksüne sahip değiliz. Bunlar bir de çok ciddi olarak bunlar karşılık bulduğu zaman insanlar bunu yapmaktan vazgeçerler diye düşünüyorum ben tecrit edilmeli böyle insanlar bence aynı çocuklara tecavüz eden kadınlara tecavüz eden kadınları dövüp öldüren bıçaklayan hayvanları katrana batırıp yakan bu insanların hepsi tecrit edilmesi gerekiyor mesela bu insanlar ceza alıp cezaevine değil bu insanların bir ada gibi böyle bir ada yapmak lazım. Bunları yapanları bir sorgusuz, sualsiz koyacaksın o adaya. Bir daha da çıkmayacak. Etrafına da timsah koyacaksın. Yani onlar çıkmayacaklar oradan. Çünkü e, karşılığı yok. Çocuğu evde yalnız kaldı babanın. Baba müzik yapmaya gidiyordu. Sağlık çalışanlarımız için aynı şey geçerli. Onlar bizleri iyileştirmek için ki dünyada gerçekten de sağlık sektöründe çok ciddi bir ülkeyiz biz. Ben Londra'da 5 sene yaşadım. Vallahi dua ettim başım ağrımasın, bir, bir yerime bir şey olmasın diye çok fena oralar mesela yani ki hiç ummazsın yani. Bizim ülkemizde sağlık sektörü gerçekten çok ciddi ileri ve doktorlarımız müthiş e, ve e, kesinlikle çok el üstünde tutulması gereken bir ekip. E, Covid döneminde de gördük zaten tamamen cepheye inip savaşır gibi hepimiz için oradalardı. Ee, i̇nşallah mesela bunlar hep eminim ciddi alınıp e, o konularla alakalı ilerleme kaydediliyordur. Ama e, canlar sen de öyle düşünüyor musun bilmiyorum. Mesela SMA hastalığı bebeklerle alakalı olarak gerçekten bakamıyor insan. E, çünkü zaten belirli bir e, sayıda varlar. Bence Sağlık Bakanlığımızın bütün o çocukları alıp olduğu gibi kaç tane SMA'lı çocuk varsa onları toplayacak memlekette. Onlarla alakalı tedavisini yaptırtacak. Biz halk olarak da bunun böyle bir şey yapılsa içinde varız ki elimizden geleni yapıyoruz. Ee, başımıza gelince anlıyoruz genellikle böyle şeyleri. Filmde Down sendromlu bir kardeşimiz var demiştik ya Çağatay. O kadar güzel bir ailesi vardı ki abisi hayatını ona vakfetmiş. Bildiğiniz bağlamasını çalması, o da çünkü müzisyen bağlama çalması, annesi babası müthiş bir aile. Bunlar çocuklarını çiçek açtırmışlar. Yani öyle bir eğilmişler ki öyle bir el üstünü tutmuşlar ki onu bu konusundan dolayı üzülüp bir yerde izole etmemişler. Ortaya çıkarmışlar ve yaşamışlar onunla beraber. Eminim çok zordur. Ama böyle olduğu zaman işte bu kardeşler de çiçek açıyor